Tanrı, evren, doğa ve varoluş, bunlar insanlığın yüzyıllardır çözemediği derin sorular. Ancak bu soruların yanıtlarını sıradan bir şekilde değil de evrenin en uç noktalarına dokunarak arayan iki isim bulunuyor. Baruch Spinoza ve Albert Einstein. Spinoza, Tanrı'yı doğayla evrenin bütünlüğüyle bir gören şöhretiyle çağlar boyu ilham verdi. Onun bu doğa-tanrı fikri Albert Einstein'ı bile etkiledi. Ve hatta Einstein kendini Spinoza'nın tanrısına inanan biri olarak tanımladı. Bu video Einstein ve Spinoza'nın zihinsel yolculuğuna, inançlarına ve evreni anlayabilmek için bu büyük adımlara bir bakış açısı olması için yayınlandı. Gelin hep beraber bu mükemmel denklemin formülünü inceleyelim. Spinoza 17. yüzyılda yaşamış sıra dışı filozoflardan biri olarak anılıyor. Onun düşüncesine göre Tanrı yalnızca yaratıcı bir güç değil, doğanın ta kendisiydi. Spinoza Tanrı'yı kişisel ve insana benzeyen bir varlık olarak değil, her şeyde var olan bir güç, doğanın ve evrenin bütünü olarak gördü. Ona göre Tanrı ve doğa aslında aynı şeydi. Evrenin her bölgesinde, bir yaprağın en ince dokusunda, bir yıldızın en parlak anında, yani her şeyde Tanrı'nın özü bulunuyordu. Bu anlayışa göre Tanrı sadece dua edilecek, yalvarılacak ya da korkulacak bir varlık değil, bilimin, doğanın yasalarıyla ve evrenin derin sırlarıyla anlaşılabilecek bir bütünlüktü. Spinoza'nın bu yaklaşımı o zamanlarda büyük tepkiler almasına neden oldu. Kendi Yahudi cemaati tarafından afaroz edildi. Fikirleri sapkınlık olarak görüldü. Ancak onun felsefesi sürekli yeni düşünceleri ve felsefenin en önemli yapı taşlarından biri haline geldi. Peki 20. yüzyılın dahi fizikçisi Einstein nasıl oldu da Spinoza'nın tanrı fikrinden bu kadar etkilendi? Einstein tanrının evrene ve insana müdahalede bulunan bir varlık olarak düşünmesini reddetti. Ona göre evrenin dağılımı yapısal ve fiziksel aralıklarla belirlenmiş ve bu kurallar Tanrı'nın ta kendisiydi. Tanrı zar atmaz diyerek kuantum fiziğine olan mesafesini korumaya çalışırken aslında evrendeki her şeyin belirli bir düzeni olduğuna olan inancını ortaya koyuyordu. Einstein kendini dinsiz olarak tanımlamazdı. Ancak Tanrı'nın kişisel olarak insani deneyime müdahale eden bir varlığa inanmıyordu. O, Tanrı'nın kökenini büyük düzen ve evrenin yasaları olarak görüyordu. Bu da Spinoza'nın Tanrı anlayışına birebir uyuyordu. Einstein, doğadaki en temel değişiklikleri saptayan bir bilim insanı olarak evrendeki bu düzeni anlamaya çalışıyordu. Spinoza gibi o da Tanrı'nın doğasını kurallarıyla, düzenle ve sebep-sonuç ilişkileriyle anlamaya çalışıyordu. Bu nedenle Einstein, Spinoza'nın Tanrısına derin bir saygı duyuyordu. Bilimle Tanrı'yı arayan bu zihin aslında Tanrı'yı hem bilimle hem de doğayla bir araya getiriyordu. Einstein, Spinoza'nın bilgiyi doğa bilimleri ile inançlar arasında sıkışan bir töz olarak tanımlamasından etkilenmişti. Onun evrendeki her şeyin bir düzeni ve mükemmel bir uyum içerisindedir sözleri Einstein'a Spinoza'nın Tanrı'yı daha iyi kavradığını düşündürüyordu. Evrenin bir parçası olmak onun için mistik bir deneyimdi. Evrenin sırlarını çözdükçe Tanrı'ya biraz daha yakınlaştığını görüyordu. Bu nedenle kendisine Tanrı'ya inanıp inanmadığı sorusu yöneltildiğinde sık sık şu yanıtı veriyordu. Spinoza'nın Tanrısına inanıyorum. Einstein'ın Tanrı tanımı doğanın kendisiyle özdeşleşmiş bir Tanrı fikriydi. Spinoza'nın ve Einstein'ın düşüncelerinde bilim ile inancın buluştuğu ortak bir nokta vardı. Hem bilim hem inanç doğanın koşullarına ve geneline yayılan iki mükemmel ekoldü. Bu iki ekol arasında derin bir ayrılık hissediyorlardı.
Einstein için bilim, evrenin bu mükemmel yasalarını keşfetmenin bir yoluydu ve Spinoza'nın tanrısı bilimle açıklanabilecek bir gerçeklikti. Bilim ve felsefe burada tanrıyı arayan bir şeye dönüşüyordu. Bu iki büyük düşünür için tanrı görülebilen elleriyle evrene sürekli müdahale eden bir varlık değildi. Doğanın sınırlı olduğu bu büyük ahenk ve düzendi. İnsanoğlunun duygusal ya da maneviyatını çözmek için yarattığı bir şekil değil, tüm varlığın sınırsız gücü. Spinoza ve Einstein inanç ve bilimsel düşünceleri harmanlayarak Tanrı'nın doğası içinde çalışmaya çalıştılar. Einstein'ın ölümünden kısa bir süre önce yazdığı bir mektup bunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu mektupta Spinoza'ya olan hayranlığını ve evrenin özelliklerine olan inancını bir kez daha dile getirmeyi başardı. Spinoza'nın tanrısı Einstein için sadece bir düşünce değildi. İnsanların temel prensiplerinden korunmaktı. Evreni, doğayı ve bilimsel gerçekleri anlama çabasının içerisinde Spinoza'nın tanrısı Einstein için bir rehber olmuştu. Einstein'ın bilimsel çalışmalarında özellikle izafiyet teorisinde ve ışınımın dağılımına ilişkin fikirlerinde evrenin temel dokusunda olan düşüncesini görmek mümkündür. Onun evreni karmaşık bir mekanizma ile işleyen bir bütündü. Fizik belirli kurallar çerçevesinde hareket ediyor, yıldızlar, gezegenler ve atomlar büyük bir uyum içerisinde dans ediyorlardı. Bu düzen onun için Tanrı'nın ta kendisiydi. Tanrı bu sızıntının, düzenin ve evrenin tamamında gizliydi. Einstein'ın Tanrı zaratmaz sözlerini hepimiz duymuşuzdur. Ancak bu sözdeki derin anlam belki de yeterince anlaşılamıyor. Kuantum mekaniği olasılıklar ve rastlantılar üzerine kuruluyken Einstein doğanın yasalarında her zaman kesinliğe inanıyordu. Ona göre her şeyin bir nedeni vardı. Her şey birbiriyle bağlantılıydı. Bu da Spinoza'nın tanrısına olan inancını gösteriyordu. Evren mükemmel işleyen bir mekanizmaydı ve bu işleyişe rastlantılar karışamazdı. Einstein'ın ardında bıraktığı en önemli miraslardan biri Tanrı'yı ve evreni anlamak için bilimi kullanma çabasıdır. Spinoza'nın Tanrı anlayışı Einstein'ın düşüncelerinde bilimle dini yeniden bir araya getirme konusunda yeni bir kapı açmıştır. Bugün bile Einstein evrenin sırrını çözen, çalışan bilim insanları ve filozoflar için büyük bir ilham kaynağı oluyor. Bu iki büyük dehanın varlığı insanlığın evreni ve kendini daha iyi anlaması için bize yol gösteriyor. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu bu evrende belki de Tanrı'nın en büyük izi doğanın içinde gizlidir. Einstein ve Spinoza bu izleri takip etmiş ve bize bilimin yalnızca bilgi toplamak için değil, aynı zamanda evrendeki yerimizi incelemek için de bir yol göstermiştir. Bu büyüleyici yolculuklarda bilim ve inanç evrenin sırrını merak eden herkes için vazgeçilmez birer rehberdir. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.